Fahrettin Altun. Neydi? Parçala, böl, yönet. Türkiye Suriyelilere sahip çıkıyor ancak onlara entegre etmekte başarısız oluyor. Ekonomist dergisinin bu haftaki sayısında böylesi bir hükme varılmış. Türkiye'deki Suriyeli mülteciler neden ekonomistin ilgisini çekti acaba? Çünkü Suriyeli göçmenler konusu tam da istendiği gibi siyasallaşmaya, Türkiye ile ilgili bir siyasi mühendisliğin ana unsurlarından birine dönüşmeye başlamış durumda. Dergide Batılı ülkelerin Suriyeli mültecilere ilişkin tavrı Türkiye'yi nasıl yalnız bıraktığı gibi konularla ilgili tek bir hüküm yok elbette. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sözde Alevi-Sünni gerilimine nasıl etki edeceği tartışılmış. 12 Eylül öncesi Türkiye'ye atıfta bulunulmuş, Maraş olaylarından bahsedilmiş. Editör dersine iyi çalışmamış. Sivas olaylarına hiç değinilmemiş. 1978'de Maraş'ta İslamcıların ve milliyetçilerin yüzden fazla Alevi'yi öldürdüğü söylenmiş. Bir tarihsel öfkeyle referans da bulunulmuş. Tarih öfkeli de, coğrafya dingin mi? Ekonomiste soracak olursanız bugünün Türkiye'sinde mülteci kampları Alevi bölgelerinde inşa edilmekteymiş ve pek tabii ki bu kamplarda Suriye'den gelen Sünniler kalıyormuş. Alın size çatışma. Coğrafya emrediyor, tarih emrediyor. Lafı eğip bükmeden söyleyelim. Yazıyı okuyanların bugün ya da yarın Türkiye'de bir iç savaş çıkması kaçınılmaz sonucunu çıkarmaları amaçlanmış. Şimdi bütün bunların üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecilerle ilgili konuşmalarını hatırlayın. Kılıçdaroğlu 2012'den beri bu konuda konuşuyor. 26 Ağustos 2012'de mülteci kamplarını hedef almıştı. O kampta ne var? O kampta kimleri eğitiyorsunuz siz? O kampta Müslüman kanı dökülsün diye adam mı yetiştiriyorsunuz? Demişti. Beyefendi bir süre bu konuda suskun kaldı. 15 Ekim 2014'te bu kez e esas ihanet 1,5 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye almaktır diyerek yeni bir ırkçı söylemin kapılarını açtı. Ondan 6 ay sonra iktidar oldukları takdirde ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelileri geri göndereceklerini belirtti. Aynı yıl El Monitor dergisine verdiği röportajda pek çok ilde Suriyelilerle ilgili ciddi sıkıntılar var artık Türkiye'de doğan binlerce ikinci nesil Suriyeli var ve tablo giderek kötüleşiyor dedi. 12 mart 2016'da Suriyelilerin daha maliyetlerinin farkında değiliz yarın göreceksiniz bu insanlardan yeraltı dünyasının önemli aktörleri çıkacak bütün düzenimiz bozulacak diyerek korku yaymaya başladı. Sonra Kılıçdaroğlu hedef büyüttü. Bu kez Suriyelilere yapılan yardımların kendi vatandaşlarımıza yapılmadığını söylemeye, Türk toplumunu Suriyelilere karşı kışkırtmaya başladı. Bizim gençlerimiz Suriye için Suriye'de şehit oluyor. Anadolu'nun gariban çocukları onların gençleri Türkiye'de nasıl oluyor bu üstelik iş bulup çalışıyorlar bizim çocuklarımızın işi yok diyerek yeni bir çatışma siyasetinin altyapısını oluşturdu. 16 Nisan referandumuna giderken Kılıçdaroğlu daha da ileri gitti. Referandumdan evet oyu çıkması halinde 3 milyon Suriye uyruklu mülteciye vatandaşlık verileceği, hayır çıkması halinde verilmeyeceği yalanını dolaşıma soktu. Sonrası malum. Kılıçdaroğlu bunları bir sonraki seçimde daha fazla oy toplamak için söylemedi, söylemiyor. Toplumda uzun vadeli bir ayrışmanın tohumlarını atmaya çalışıyor. Bu süreçte Suriyeli mültecileri bir araç olarak bir nefret nesnesi olarak kullanmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun iki yıldır partisini mezhepçi bir siyasete hapsetmesi, parti yönetimini radikal mezhepçi bir siyaseti benimseyen aktörlerden oluşturması da bunun bir diğer veçesi. Kılıçdaroğlu'na bir rol verildi oynuyor. Bu ülkeye, bu millete, bu günümüze geleceğimize zarar Karar verecek bir oyun. Hey gidi günler hey. Bir zamanlar ne kolaydı bu türden oyunları oynamak. Millet kurulan kumpasların, örülen çorapların farkında değilken. Tek kelimeyle hamdolsun. Tek kelimeyle bu millete, bu milletin evlatlarına helal olsun. Fahrettin Altun Sabah